Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir kitapla karşınızdayım. Yer devam ediyor bugün. Kitabımız Epistemik Cemaat. Bir bilim sosyolojisi denemesi. Hüsamettin Arslan hocamızın rahmetli. Kitabımız Epistemik Cemaat. Hüsamettin Arslan hocamızın doktora tezinden birkaç ekleme yapılmış falan işte. Doktora tezi yani normalde. Epistemik Cemaat'in ne olduğunu şimdi ilerleyen yerlerde size söyleyeceğim. İlerleyen bölümlerde. İlk başlayacağımız yer ikinci baskıya ön söz yerine diyor. Işık neredeyse gölge de oradadır diyor. Diyor ki biraz ukalaca da olsa belirtmeliyim. Ülkemizdeki üniversitelerde yapılmış ve kaleme alınmış doktora tezleri dikkate alınarak tezli tezler kategorisine rahatlıkla yetiştirilebilir. Şimdi yazarımız tezli tezler bir de tezsiz tezler diye ikiye ayırıyor. Diyor ki bu benim kitabım diyor biraz kendimi yani okulaca gibi görünse de benimki tezli tezlere girer. Üniversitelerimizde revaçta olan şey tezsiz tezler yazmaktır. Eğer bir tezin içinde tezi yazanın kendisi yoksa o tez tezsiz tezdir. Beş para etmez. Yani bu tezin içinde diyor benim kendim vardır. Kendim olduğu için bu tez tezli bir tezdir. Ama üniversitelerimizin çoğunda işte oradan buradan alıntı yapıyor. Kendine hiçbir şey katmıyor. Bu yüzden tezsiz tez diye onları isimlendiriyor. Diyor eğer bir tezin satır aralarında birikimi, ön yargıları, dünya görüşü, değerleri, gelecek projeksiyonları, kendi disiplinine yönelik kabulleriyle birlikte yazarının kendisini göremiyorsanız o tez tez değildir. Fakat Türkiye'de akademik hayat objektivizm biçiminden müstariptir ve herkes sizden objektif bir tez yazmanızı bekler. Objektif tez içinde yazarının yer almadığı tezdir. Çünkü eğer yazar metninde yer alıyorsa dogma böyle işler. Tez subjektif olacak ve bilimsel hiçbir değeri olmayacaktır. Ya aslında yazarımız burada iddia ettiği şey zaten ortaya çıkıyor. Yani işte biz bilimin objektif olduğunu iddia ediyoruz. Yani iddia ediyorlar diyor. Hep bu yönde yazılıyor ama olması gereken bu değildir. Aslında tezin içerisinde subjektif bilgiler de bulunması gerekiyor. Yani aslında yazarımız işte bu iki cümleyle, bu birkaç cümleyle aslında pozitivizmin karşısında olduğunu gösteriyor. İşte bilim objektif değildir, subjektif de olabilir gibi bir şey söyleyecek. Şimdi o ileride gelecek cümle, buna güzelce değinelim. Devam ediyoruz. Diyor ki daha fazla bilginin daha fazla cehalet olduğunu bile bile söylüyorum. Bugün nispeten daha çok daha iyi durumdayım ve aynı şekilde çok daha cahilim. Dolayısıyla epistemik cemaati şimdi yazsaydım temel entelektüel duruşunu değiştirecek ölçüde olmasa bile çok farklı yazardım. Sözün gelişi adını epistemik cemaat değil yorum cemaatleri koyardım diyor. Fakat herhalde onu yazarken kullandığım üslubu değiştirmezdim. Üslubumuz kişiliğimizdir ve hiç kimsenin üslubunu değiştirme lüksü yoktur. Üslubumuz iç dünyamızın cisimleşmesidir. İnsanın dış dünyasını değiştirme lüksü vardır ama iç dünyasını değiştirme, planlayarak rasyonel şekilde düzenleme lüksü yoktur. Burası güzel olduğu için, beğeni hoş olduğu için ben söylüyorum. Yazma tarzım iğne, fırça kullanan bir üslup değil, çekiç kullanan bir üslup. İğnelemiyor, tuval üzerinde yumuşak darbelerle dolaşmıyor, çekiçliyor. İğne değil, fırça değil, balta ya da kılıç değil. Çekiç, mini çekiç. Yazmak çekiçlemektir. Üslubun rahatsız edici ölçüde protest. Üslubum rahatsız edici ölçüde protest. Kişiliğim gibi. Dedik ki şimdi yazmasaydım metnimin adını yorum cemaatleri koyardım. Epistemik cemaatlerimi epistemik kavramından dolayı fazla Anglo-Sakson. İşte Türkiye'de bütün resmi işlerde olduğu gibi her şey yani çoğu şey Anglo-Saksondur. Yani Batı dilinde yazılmaya çalışır, yapılmaya çalışır ama ben de öyle yapmışım. Şimdi olsaydı yorum cemaati diye isim koyardım diyor. Elinizdeki metin bilime değil, onun egemen kavranış biçiminde bilime değil, bilimle ilgili egemen bilim ideolojisine muhalif. Yani yazarımız ben bilime muhalifim demiyor. Bilimin ideolojisine muhalif. Bilimin işte kavranış biçimine muhalifim diyor. Bu ortodoksi formuna göre bilim akla, deneye ve gözleme, din inanca dayanır. Mit ve din insanın korkularında temellenir. Mit, din ve metafizik
pozitif negatif skalasında negatif teknoloji ve bilim pozitiftir. Pozitivizm versus negativizm. Negativizm reddedilmelidir. Bilme cesareti gösterir. Bilme cesareti göster. Çünkü insan aklının bilemeyeceği hiçbir şey yoktur. Bu ortodoksi formunun müttefiki teknolojik determinizmdir. Bilimle ilgili ortodoksi daha kuşatıcı formülasyonla teknobilimizmdir. Bu ortodoks ütopyaya göre insan bilimleri dahil bütün bilimlerin temelinde matematik artı mantık, yani matematiksel mantık vardır ve bu temelde bilim nitelleştirilmelidir. Eğer matematiğin diliyle ifade edemiyorsanız bilimde yapmıyorsunuz demektir. Bilimin garantörü bilimsel yöntemdir. Bu yöntem rasyonalizmle ampirizmin sentezinde cisimleşir. Yalnızca bilimin ve bilim adamının hakikatine bel bağlanmalıdır. Bilim ve teknoloji toplumu belirler ve bunun tersi yanlıştır vesaire vesaire. İşte burada da günümüz bilimi anlatıyor. İşte bilim nedir diyor. Mantık artı matematik, yani kesin bir dille anlatıyorsun. İşte objektif olması gerekiyor. İşte subjektifse bu bilim olağan kabul edilmiyor. İşte her şey sebep sonuç ilişkisine bağlı olması gerekiyor. Bilimin bu olduğunu savunuyorlar. İşte yazar buna karşı. Fakat bugün artık biliyoruz ki ışık neredeyse gölge, yani karanlık da oradadır. Kendi kontekstinde her çağın bir aydınlanması vardır. Orta çağda aydınlanmanın ve ışığın kaynağı Tanrı'ydı. Tanrı'nın ışığı bile gölgeler ve karanlıklar yaratır. Din savaşları, Engizisyon ve veba. Aynı şekilde ışık kaynakları olarak akıl ve bilim de kendi gölgelerini yaratmıştır. İki Dünya Savaşı, Hiroşima ve Nagasaki, kanser ve AIDS, çevre kirliliği ve gayet tabii açlık. Yani her dönemin işte eskiden işte bilginin kaynağının Allah olduğu iddia ediliyordu. Bundan savaşlar ortaya çıkıyordu. İşte insanlar aforoz ediliyordu. Bunun dışında bugün işte günümüzde akıl ve bilim ne olmuş? İşte tek gerçek kabul ediliyor ve bu da kendi karanlığını ortaya çıkıyor. İşte ne oluyor? Atom bombası atılıyor örneğin. İşte mesela bugün Filistin'de İsrail ne yapıyor? Bir soykırım gerçekleştiriyor. Yani ışık neredeyse karanlık da oradadır. Yani bir şey varsa, güzel bir şey varsa onun arkasında onun karanlığı da vardır. Diyor ki hurafesiz toplum mümkün değildir. Hurafeleri olmayan toplum hastadır. Yine burada belirtmem gereken şeylerden biri kitabımın 15 yıl önce yayınlandığı cemaat terimini kullandığım için neredeyse aforoz edilmiş olmasıdır. Cemaat terimini kullandığım için metnin modern yobazların hışmına uğradı. İşin aslı şundan ibarettir. Cemaat terimi İngilizce'deki community teriminin karşılığıdır. Cemaat topluluk değildir. Topluluk terimi cemaatin çağrışımlarına sahip değildir. Topluluk gereğinden fazla koruğu, dolayısıyla anlam açısından gereğinden fazla yüzeysel ve yoksuldur. Cemaat camia da değildir. Bir zamanların sosyolojisinde bir yasaymışçasına kabul gördüğü üzere toplumların cemaatten cemiyete doğru evrildiği ve değiştiği tezi bugün artık savunulabilir bir tez değildir. Bu tez tam bir aydınlanmacı ortodoksi formudur. İlerleme kavramında ve akıl ile gelenek arasında kurulan karşıtlıkta temellenir. Bu karşıtlık formuna göre akıl geleneğin tersidir. Cemaat gelenek, cemiyet akıldır. Cemaat da tıpkı gelenek gibi irrasyoneldir. Gelenek ve dolayısıyla cemaat formu reddedilmelidir. Bu ortodoksi formu artık savunabilir değildir. Geleneğin bu reddi de artık bir geleneğe dönüşmüştür. Reddettiği geleneklerden farklı geleneği reddeden bir gelenek olmasıdır. Geleneğin reddi bile bir geleneğe dayanıyor olmalıdır. Dünün toplumları geleneksel cemaatleri barındırıyorlardı. Bugünün toplumları modern cemaatleri barındırıyorlar. Modernleşmenin sergilediği değişme istikameti cemaatten cemiyete, cemaat yapısından cemiyet yapısına doğru değil, cemaatten cemaate doğrudur. Cemiyet yani toplum neredeyse, cemaat yani topluluk orada. Cemaat neredeyse, cemiyet de oradadır. Ve bu kitapta savunulduğu üzere modern epistemik cemaat, orta çağın cemaatleri ne kadar cemaatse o kadar cemaattir. Cemaat terimini kullandım çünkü bilim adamları toplumunun kelimenin bütün anlamlarında bir cemaat yapısı sergilediğini söylemek istiyordum. Üstelik bunu ilk söyleyen kişi de ben değildim.
Batılı sosyal bilimciler bunu zaten söylemişlerdi ve yaptığım tek şey bunu Türkçe sosyal bilimler literatürüne taşımaktı. Bilim tam da böyle bir cemaat yapısı sergilediği için günümüzün egemen ve belirleyici kurumlarından biridir ve bunda bilim ve modernlik adına üzüntü yaratacak hiçbir şey yoktur diyor. Devamında bu bölümün yani ilk bu ön sözü bitiriyoruz. Diğer ön söze geliyoruz. İkinci baskıya ön söz yeri neydi bu? Öyleydi mi bakalım. Evet, ikinci baskı ön söz yeri neydi bu? Şimdi kitabın ilk ön sözüne geliyoruz. Ön sözler entelektüel itiraflardır. Dürüst yazar metnin ön sözünde kendi entelektüel konumunu açıkça ortaya koymalıdır diyor. Eğer bir kitabı okurken satır aralarında kulaklarınızda metafizik fısıltılar gelmiyorsa der Carr, bilin ki yazar ahmak bir yazardır. Kitaplar metafizik fısıltılarıyla kanatlanırlar. Tersi entelektüel sürüngenlik, dar ufukluluk ve muhteva yoksulluğudur diyor. Devamında bu çalışma bir giriş, bir başlangıç ve bir hazırlıktır. Cevabını vermek istediği temel soru şudur. Bilim ve bilimsel bilgi nedir? Bilimsel bilgi nasıl inşa edilmekte ve nasıl meşrulaştırılmaktadır? Bunu güzel anlayalım. Temel soru şudur diyor. Bu kitabın vermek istediği temel soru. Cevabını vermek istediği temel soru şudur. Bilim ve bilimsel bilgi nedir? Yani biz neye bilim diyoruz veya biz neye bilimsel bilgi diyoruz? Bir de bilimsel bilgi nasıl inşa edilmekte ve nasıl meşrulaştırılmaktadır? Eğer Türkiye'de 19. yüzyılın başından bu yana bir epistemik bunalım yaşandığı yolundaki tezin doğru ise bu bunalımı anlamanın biricik şartının ona epistemik cemaat kavramıyla bakmak olduğu da doğru demektir. Epistemik bunalımları anlamak için epistemik cemaatlere bakılmalıdır. Elinizdeki çalışma epistemik cemaat dikkate alınmadığında içi boş bir sözler yığınına dönüşür. Bu benim kitabın ön sözünde kaydedebileceğim biricik ikazdır. Önce epistemik cemaat, sonra epistemik bunalım. Yani biz epistemik cemaati anlamadıkça epistemik bunalımı anlayamayız diyor. Ya ben size ilkin epistemik cemaatin ne olduğunu buradan okuyayım da epistemik cemaat deyip kafanız karışmasın. Diyor ki epistemik sıfatı bilgi özelliğine sahip, bilgiyle ilgili, bilme, kavrama, anlama ile ilgili demektir. Bu durumda kavramsal düzeyde epistemik cemaat bir bilme, bilgi, kavrama, anlama cemaatidir. Ve bilgiyi inşa eden, işleyen, geliştiren ve daha sonraki kuşaklara intikal ettiren bilgiyi taşıyan insanlar topluluğunu ima eder. Yani kısacası epistemik cemaat nedir? İşte bilgiyi anlama cemaatidir. Bilgiyi inşa eder, işler, geliştirir ve daha sonraki kuşaklara intikal ettirir. Bilgiyi taşıyan insanlardır epistemik cemaat. Şimdi geri dönelim. Geri döndük şimdi. Pozitivistler bilginin nihai belirleyicisinin olgular, gözlemler ve deneyler olduğunu, rasyonistler akıl ve mantık olduğunu savunurlar. Konvansiyonalist tali bir konuma yerleştirir. İster bilimsel bilgi, ister başka türde bilgi olsun, bilginin nihai belirleyicisi bilgiyi inşa eden insanlar veya toplumdur. Yani epistemik cemaattir diyor yazarımız. Bu çalışma konvansiyonalist bir söylemi savunduğu için bir pozitivizm eleştirisidir. Ben bir anti-pozitivizm diyor, pozitivistim diyor yazarımız burada yine. Devam ediyoruz. Bu ön sözü de geçtik. Şimdi girişteyiz. Kitabımız 3 bölümden oluşuyor. Şimdi giriş kısmındayız. Girişten sonraki bölümümüz bilim sosyolojisine giden yol. İkinci bölümümüz epistemik cemaat ve üçüncü bölümümüz de sonuç bölümü. Ben bu videoda sadece işte giriş bölümü ve birinci bölümü ele alacağım zamanım ederse. Şimdi giriş bölümündeyiz. Diyor ki bu kitap bilimsel bilgi örneğinden yola çıkılarak yapılmış bir bilgi sosyolojisi incelemesidir. Ele aldığı konudan dolayı meta bilim veya bilimin bilimi çatısı altında yer alan bilimsel bilginin sosyolojisi veya bilim sosyolojisi disiplininin sınırları içinde değerlendirilmelidir. İncelemenin altını çizdiği ve makul bir açıklamasını yapmak istediği ana varsayım şudur. Bilimsel bilgi dahil bütün bilgi türlerinin varoluş temeli epistemik cemaattir. Yani bilgi epistemik cemaatle vardır, ayaktadır ve sonraki nesillere yine
epistemik cemaatle aktarılacaktır. Yani epistemik cemaat yoksa o zaman ne yoktur? Bilimsel bilgi de olmayacaktır. Bu yüzden epistemik cemaat çok önemlidir diyor. Yani epistemik cemaat ne demiştik? Bilgiyi işleyen, üreten, sonraki nesillere aktaran şeydi. Eğer işte bilimsel, yani epistemik cemaat yoksa o zaman bilim de yoktur diyor. Kitabın iddiası budur. Eğer epistemik cemaat varlık kazanmamışsa bilgi de var olamaz. Epistemik cemaat genelde bütün bilginin, özel olarak da bilimsel bilginin sine qua non'udur. Sine qua non İtalyanca bir sözdür. Yani olmazsa olmazıdır. Devam ediyoruz. Diyor ki epistemik sıfatı, onu söylemiştik burayı. Bir felsefe disiplini olarak epistemoloji bilgiyi birey temelinde ele alır. Ona göre eğer gerçekten bir öznesi varsa bilginin öznesi bireydir. Epistemolog izole edilerek sosyal bağlarından koparılmış evrensel bir birey ya da Robinson Crusoe temelinde şu sorulara cevap verir. Bilgi nedir? Bilginin ve bilmenin standartları nelerdir? Bu standartlar her durumda aynı standartlar mıdır yoksa farklı bilgi türleri söz konusu olduğunda değişirler mi? Bilginin kaynağı nedir? Algı nedir? Ve nasıl gerçekleştirmelidir? Nasıl bilebilirim? Nasıl bildiğimi nasıl bilebilirim? Bilginin zıttı nedir diyor. Sonrasında yine geçiyoruz burayı. Bu çalışma eğer giriş bölümünü saymazsak iki ana bölümden oluşmaktadır. Ben dedim ya, üç bölümden işte giriş. Bu diyor işte giriş saymazsak ne olur diyor. Üç bölüm, iki bölümden oluşur. Bu formel bir ayrımdır. Okunduğunda da anlaşılacağı üzere bilim sosyolojisine giden yol başlıklı bölüm çalışmanın çekirdeği durumundaki epistemik cemaat başlıklı bölüm için yalnızca bir hazırlık teşkil etmektedir. Yani birinci bölüm aslında ikinci bölüme hazırlıktır. İkinci bölümü anlamak içindir. Asıl konumuz bizim ikinci bölümdür. Ben bu videoda aslında birinci bölümü anlatacağım. Yani ikinci bölüme hazırlık olan bölümü ele almış olacağım. Bilgi sosyolojisi bölümünde sosyolojinin kurucu babalarının bilgi nedir? Bilgi ile toplum arasındaki ilişki nedir? Bilimsel bilgi ile toplum arasındaki ilişki nedir? Bilimsel bilginin diğer bilgi türlerinden farkı nedir? Türünde sorulara nasıl cevap verdiklerini göstermeyi denedim diyor. Epistemik cemaat başlıklı bölümde bilimsel bilgiyi, yani dolayısıyla genelde bilgiyi doğaya ve soyut idealist formlara göre değil, onu inşa eden, taşıyan, işleyen ve itkarını sağlayan insanlara atıfla açıklamayı denedim. Bu anlayışı bağlı bulunduğum sosyoloji disiplininin meziyetlerinden biri olarak görüyorum. Arkadaşlar bu kitap bizim ders kitabımız. Önceki videolarda anlatmıştım, göstermiştim bu kitabı çok az da olsa. Bilimsel araştırma teknikleri ve etik dersimizin kitaplarından. Yani bu bizim hocamız da Kemalettin Arslan din sosyolojisi hocası olduğu için bize sosyolojiden bu kitabı okuttu. Yani bu kitap din sosyolojisi kitabı değildir. Sosyoloji kitabıdır. Ama yararlanmak isterseniz yine çok güzel bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Şimdi birinci bölüm bilim sosyolojisine giden yol diyor. Bu bölümde sosyolojinin kurucu babalarının şu sorulara nasıl cevap verdiklerini göstermeyi deneyeceğiz. Bilgi nedir? Bilimsel bilgi nedir? Bilgiyle ve dolayısıyla bilimsel bilgiyle toplum arasında ne tür ilişkiler vardır? Bilim sosyolojisine giden yol başlıklı bu bölümde ele alacağımız diğer bir soru ise şudur. Toplumsal bir varoluş biçimi olarak dilin bilgiyle ilişkisi nedir? Dilin bilgiyle ilişkisi nedir? Bilginin varoluş temeli. Bilginin varoluş temeli toplumdur diyor. Yani toplum olmazsa bilgi de olmaz diyor. Klasik sosyoloji geleneği içinde yer alan düşünürler arasında bilginin içinde inşa edildiği toplum dikkate alınmaksızın anlaşılmayacağı yolunda bir mutabakat vardır. Genelde bilginin ne olduğunun, nasıl inşa edildiğinin kavranabilmesi için yukarıda altını çizdiğimiz ve bilgi sosyolojisinin bir mihenk taşı dediğimiz temel önermede yer alan bilgi, varoluş ve toplum kavramlarının ne anlama geldiklerinin açıklanması gerekir. Şimdi bu üç kavramı anlatacağız. Diyor ki bilgi kavramıyla dile geçirmek istenen şey bütün bir kültürel ürünler serisidir. Yani düşünceler, ideolojiler, hukuk, etik inançlar, felsefe, bilim, teknoloji ve benzeri. Buna göre bilgi kavramı folklordan modern bilimlerin bilgisine kadar her şeyi kapsamaktadır. Epistemik varsayımlar, tahminler, olgulara dayalı hükümler, politik inançlar, düşünce kategorileri, ahlak normları, ontolojik varsayımlar, ampirik olgular ve gözlemler. Gündelik hayatta genellikle bilgi ile enformasyonun bizim dilimizdeki ismi malumat,
İşte bilgiyle enformasyon birbirine karıştırılmaktadır. Bilgi enformasyon değildir. Enformasyon bilginin elde edilmesi için önceden var olması gereken bir şeydir. Fakat hiçbir şekilde bilginin yeterli şartı değildir. Bilginin varlık kazanabilmesi için işlenmesi gerekir. Bilgi enformasyondan yani malumattan kat kat daha fazla miktarda insani emeğe ihtiyaç duyar. Bilgi enformasyondan daha açık, daha sistemli ve tutarlıdır. Kristalize olmuş bir şeydir ve daha kalıcıdır. Bilgi kolektif bir şeydir. Bireyin ürünü değil, toplum ve kültürün ürünüdür. Onu elde etmeye çalışan kişi, kişiden daima bağımsız bir varlığa sahiptir. Bilgi hakkında bilinen şey genellikle bulunduğu yerdir. Bir dosyada, bir meslektaşta, bir kütüphanede ya da başka bir bilgi bankasındadır. Enformasyondan bilgi geçişe bir bilinçlilik unsuru aracılık eder. Bu bilinç unsuru enformasyonun seçime tabi tutularak işlenmesini, sistematize edilmesini sağlar ve bilgiye giden yolda kişiye giden yolda kişiyi motive eder. Enformasyonun sunduğu kaostan açık ve sistemli bilgi öğesine bu bilincinde bulunma unsuruyla ulaşılır. Bilgi farkında olma ya da bilincinde olma faaliyetinin nesnesidir. Bilgi der bir sosyolog, toplumdan bilgi adıyla geçen her şeydir. Bilgi sosyolojisinin yukarıda sözünü ettiğimiz temel önermesindeki ikinci kavram varlık ya da varoluş kavramıdır. Dedik ya, üç kavrama açacağız. Birincisi bilgiydi, ikincisi varlık, bir diğer ismi varoluştur. Klasik sosyoloji geleneğinde aşkın varlık teriminin karşıtı şeklinde kullanılmıştır. Aşkın varlığın karşıtı olarak. Şöyle. Evet. Yani neredeyiz? Evet, buraya geçiyoruz. Yani varlık reel olandır. Reel olan daima sosyal varlık yani toplumdur. Peki ama toplum nedir? Üçüncü kavramımız. Toplum insanın doğasıdır. Daima çevremizde ve içimizdedir. Toplum sosyolojinin bu sihirli anahtarı benzerlik ve aynılık demektir. Farklılık da toplumun öğelerinden birisidir. Fakat farklılık ikinci dereceden bir öğedir ve toplum oluşturamaz. Toplum karşılıklı bağımlılıktır. Savaşın tam tersidir. Barıştır, kolektivitedir diyor. Nihai noktada bilgiyi belirleyen şey toplumdur ve bilgi toplumsal bir olgudur. İki tür sosyoloji vardır diyor. Üst yapının yani kültürün sosyolojisi ve alt yapının yani reel oluşumların sosyolojisi. Bilim sosyolojisi bu iki tür sosyolojiden kültür sosyolojisinin kapsamı içinde yer alır ve onun bir parçasıdır. Bilim sosyolojisi neymiş? Kültür sosyolojisinin kapsamı içinde yer alır ve onun bir parçasıdır. Ondan sonra devam ediyoruz. Diyor ki relativizmin zıttı olan mutlakçılık relativizm nedir onu söyleyelim. Başta bilgi olmak üzere her şey nedir? Öznel'dir. Zıttı mutlakçılıktır ve evrenseliciliktir. Yani bilgi başta olmak üzere bütün her şey nedir? Öznel'dir. Nesnel değildir. Hani pozitivizmin iddia ettiği şey her şey nesneleri diyordu. Hayır. Bilgi işte şey yaptığımız zaman bir bilgiyi çalıştığımız zaman yani bir bilginin bilgi sayılabilmesi için objektif olması gerekiyordu. İşte subjektif yaklaşamazsın diyordu. Buna aslında bir nedir? Bir zıttıktır. İşte relativizm diyor. Relativizmin zıttı olan mutlakçılık veya evrenselcilik benzerlikler üzerinde durur. Relativizm bir strateji olarak farklılıkların altını çizmeyi tercih eder. Bizim bu çalışmamızın temel stratejisi relativist bir stratejidir ve evrensel doğruların bulunabileceği tezini reddeder. Evrensellik veya universalizm güçlünün tercih edebileceği bir stratejidir. Çünkü entelektüel statükonun korunabilmesi için başvurulabilecek biricik stratejidir. İleriki bölümlerde tekrar ele alacağımız üzere bilgi meşrulaştırılmış güçtür ve bu durumda universalizm gücün fonksiyonudur. Hakikat değildir. Mevcut şartlar açısından bakıldığında bilimsel bilginin evrenselliği tezi yalnızca epistemik statükoyu elinde bulunduran Batı'nın gücünün meşrulaştırmasına hizmet eder. Bu statükoya karşı direnmenin tek bir yolu vardır.
relativist strateji benimseyerek Batı dışında kalan toplumların da kendi gerçeklerini yansıtan doğrularını bulabileceğini öne sürmek. Böyle bilgi sistemleri arasındaki farklılıklar vurgulanmalıdır, benzerlikler değil. Relativizm, entelektüel güce ve entelektüel statükoya karşı başvurulabilecek biricik silahtır, biricik stratejidir. Ya işte mutlakçılık işte sana tek bir doğru söyler. Bu doğrudan başka hiçbir doğrunun bulunmadığını iddia eder. Bu yüzden senin ne söylersen söyle, eğer senin dediğin şey onun dediği şeye çıkmazsa senin dediğin şeyi anlaşılır. İşte Batı mutlakçılığı benimser. Çünkü mutlakçılık Batı'ya ne yapar? Yarar. Onunla bu onu Batı onu kullanır. İşte örneğin ne yapar? Belli kavramlar üretir. Doğu'ya sunar ve Doğu üzerinden hakimiyetini sağlar. Yani işte bir şey söylüyor. Doğu buna karşı çıkarsa senin dediğin şey bilime aykırıdır diyor. Senin dediğin şey işte yanlıştır diyor ve direkt reddedip ne yapar? Bu mutlakçılıkla doğuya hakim olmaya çalışır. Yani tek doğru benim doğrumdur. Ve eğer senin dediğin şey benim dediğime çıkmıyorsa o zaman bu yanlıştır. Örneğin işte Orta Doğular barbardır denildiği zaman Orta Doğular barbar değildir dersen bu onlara göre yanlıştır örneğin. Çünkü Orta Doğu insanı barbardır. Çünkü onların bilimi bunu söyler ve bu böyle olması gerekir. Sen ne sunarsan sun bu böyledir. İşte örneğin Batı doğudan üstündür. Bu yüzden eğer ortada bir üstünlük varsa bu Batı'nındır. Eğer sen yok Doğu daha üstündür veya Batı üstün değildir. İşte Cumhurbaşkanı dediği gibi dünya 5'ten büyüktür. Bu zaman seni dinlemezler. Çünkü dünya 5'ten büyük değildir. Dünya 5'tir onlara göre. Bunu dünya 5'tir. Dünya 5'tir. 5'tiri dedirten şey de işte bu mutlakçılıktır. Aslında işte relativizmin karşılıklı şey bu mutlakçılıktır. Kısaca anlatmış oldum diyor. Bu bölümün ikinci kısmı dil ve kategoriler. Ben bu bölümü atlıyorum. Ondan sonra galiba bölümümüz bitiyor. Bu bölümün üçüncü bölümü bilgi sosyolojisi ve doğa bilimleri. Klasik sosyoloji geleneği içinde yer alan düşünürlerin bilgiyle toplum, kategorilerle düşünce arasındaki ilişki, sınıflandırma sistemleri ve benzeri hakkındaki görüşlerinden doğa bilimlerinin payına düşen nedir? Başka bir deyişle modern bilimin ya da doğa bilimlerinin klasik sosyoloji geleneğinin içindeki yeri nedir? Ve Marx, Durkheim, Weber, Skiller ve Mannheim doğu bilimleri hakkında neler düşünmektedirler? Çalışmanın bir sonraki bölümü olan epistemik cemaat başlıklı ve bilimsel bilginin sosyolojisini ihtiva eden bölüme kapı aralamak için bu sorulara kısaca da olsa cevaplar bulmalıyız diyor. İşte bu yazarlar, bu saydığımız kişilerden cevaplar veriyor yazarımız. Bunu anlatıyor. Ben bu konuyu atlıyorum. Direkt epistemik cemaate geçiyorum. Kitabımızın ikinci bölümü. Yani anlaşılması gereken aslında ikinci bölüm. Bu birinci bölüm. İkinci bölüme bir hazırlıktı. Aslında işte kısaca yazarımızın atmak istediği şey mutlakçılık var. Bir de relativizm var. Benimsediğim şey relativizmdir diyor. İşte bir de bilgi epistemik cemaat yoluyla var olur. Onunla hükmünü sürer ve onunla devam eder. Bu yüzden epistemik cemaat önemlidir. Bunun dışında epistemik cemaat nedir demiştik? Epistemik cemaat işte bilgiyi üreten, bilgiyi yayan, anlatan, öğreten, onu bir sonraki kuşaklara uğratan kişilerdir. Epistemik cemaat de buydu. Şimdi ikinci bölümde epistemik cemaati anlatacak bize. Sonraki videoda şimdi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.